başı sağlık denen günlerden, her şeyin başı para denen günlere geldik ne yazık ki. Sizleri bugün doğan bir çocuğu 25 yaşına kadar 30 milyar lira hastane borcu altına sokacak olan kamu özel ortaklığı, yani şehir hastanelerinin gerçek yüzüyle tanıştıracağım. Değerli milletvekilleri, sizlere Recep Erdoğan'ın benim kişisel bir projem, benim 14 yıllık hayalim dediği şehir hastaneleri gerçeğini anlatacağım. Ve bazılarının hayalinin aslında hepimiz için nasıl kabus olduğunu göreceksiniz. Kamu özel ortaklığı ne demek? Özelleştirme ya da imtiyaz kelimelerinin hem politik hem de psikolojik karşı duruşuna engel olmak için bulunmuş bir sözcük oyunu. Aslında tam bir illüzyon, tam bir yalan aslında. Kamu özel ortaklığında yandaş olduğunu söylememe gerek yok elbette. Özel bir şirket bir hazine arazisine bir hastane binası yapıyor. 49 yıllığına kadar devlete kiralıyor bu binayı. Ve burada temel hizmet dışındaki bütün ticari işletmeyi kendisi yapıyor. Özü itibarıyla yap, işlet, devret modeline benziyor ama ondan da bir atım ötesi. Yap, işlet, hem kirala hem devret. Devlet hem bu hastanenin kiracısı hem de hizmet satın alıcısı oluyor. Yani binasında kiracı, hizmetinde taşeron Sağlık Bakanlığı'nın devlet hastanesini şirket yönetiyor. Şirket hastane içinde morgdan gasilhaneye kadar, hastane dışında da taksi durağından kreşe kadar her yeri işletip para kazanıyor. Bu şirketler büyük imtiyazlara sahipler. KDV'den, damga vergisinden ve bütün harçlardan muaf tutuluyorlar. Aldıkları uluslararası kredilere tam hazine garantisi veriliyor. ÇED raporu almadan istedikleri orman arazisine, istedikleri hastane binasını yapabiliyorlar. Ve işin en ilginç yanı, devlet bu hastanelerin %70 oranında doluluk oranıyla çalışacağını şirketlere, yani vatandaşını hastalandıracağını garanti ediyor. Hastalandırılması konusunda yandaş şirketlere garanti verilmiş, vatandaş ise tamamen durumdan habersiz. Onlar şehir hastanelerinin sahibinin Sağlık Bakanlığı, kiracısının şirketler olduğunu sanıyorlar. Sağlık Bakanlığı da kendi hastanesinde kiracı olacağını, bu binalara kira ödeyeceğini kesinlikle açıklamıyor. 2011 yılından beri yürüyen bu süreç gerçekten çok vahim. Yandaş şirketlerin yapılmış ihale şartnamesine kapatılan ve artık şehir merkezlerinde çok büyük bir ranta sahip olan, çok büyük değeri olan eski hastanelerin arazilerine de AVM, rezidans yapma, otel yapma izni bu şartnamelere konuyor. Bunlar nasıl konuyor biz bilmiyoruz. Daha bilmediğimiz binlerce soru var. Hükümet yetkilileri buradayken sormak istiyorum. Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerine verdiği kur farkı garantisini bu dolara bozdur kampanyasında bu kapsamda kaldıracak mı? Ya da hazinenin borç üstleniminde kur yerine Türk lirası hesabı olacak mı? Ya da ihale alan şirketler Dünya Bankası'nın yatırım sigortası birimine, bakın, siyasi risk sigortası yaptırıyorlar. Neden Sayın Bakan bilmiyoruz. Sayın milletvekilleri, Manisa, Ankara, İstanbul, Elazığ, Yozgat, Kayseri, Adana, Mersin, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kocaeli, Konya ve Bursa olmak üzere tam 17 şehir hastanesi için bu şirketlerin cebinden 9 milyar dolar para çıkacak. Ama bunun karşılığında devlet, bakın, tam 27 milyar lira, 27 milyar dolar ödeyecek. Yani tam 3 katı. İşte bir koyup 3 almak bu olsa gerek. Hepsi bu kadar da değil. Hastanelerin yıllık kira bedelleri 3 milyar lira. Hekimler daha çok çalışıp para getirmeyen hastayı sevk edecekler. Sağlık Bakanlığı satışa çıkarılmıştır. Geçmiş olsun.